Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PlayStation Store'daki Black Friday indirimlerinden oyun oynayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi PlayStation Store'da Black Friday indirimleri Kasım'ın 20'sinde başladı. Tam olarak kaçına kadar süreceğine bakmadım ama herhalde bir 2-3 hafta süreceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi indirimlere aslında mobilden bir baktım da evet, çok da iyi indirimler yoktu aslında ama sadece bazı oyunlarda iyi indirimler gördüm. Şimdi hep beraber bir indirimlere bakalım. Şimdiye de bakabiliyoruz aslında, en çok satanlara falan da. En çok satanlara ilk önce bir bakacağım. Last of Us Part 2 ve FIFA 21 başa çekiyor bunlarda. Last of Us Part 2 %43 indirim almış. 500'den 280'e düşmüş. Yani Last of Us Part 2 alınabilir ama Ghost of Tsushima için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. 500'den 350'ye düşmüş. O Temmuz'da çıkmasından dolayı pek iyi bir indirim almamış. Bizde de 50 euroydu. Ben daha fazla düşer diye ummuştum ama düşmemiş. O yüzden pek iyi bir fiyat değil bence Ghost of Tsushima'da. O yüzden yılbaşı indirimlerini beklemek daha mantıklı galiba. Onun dışında Watch Dogs Legion daha yeni çıkmasına rağmen %35 indirim almış. Yani beğenilmediği için. 470'ten 305'e düşmüş, daha alınmaz. Avengers 7... Oha! Doğru, 700 liraydı Avengers değil mi ya? 680'den 340'a düşmüş. Bu fiyat kesinlikle verilmez. Ya ben almayı düşünüyordum bir ara Avengers'ı da. 40 ve hatta 30 euroya düşünce ama anca 10-15 euro falan verebilirim Avengers'ı. Çünkü bayağı gömüldü oyun. Crash Bandicoot 4 indirime girmiş. 470'ten 305'e düşmüş yani. Alınabilir aslında çünkü eğer ki Insane Trilogy'yi oynayıp da beğenmişsiniz, 4'ü de beğenirsiniz. Çünkü bayağı aynı da zaten Activision yapmıştı ikisini de. Onun dışında Star Wars Squadrons falan var. Bu pilot olarak oynadığımız Star Wars oyunu. FPS kamera açısından oynadığımız için benim pek ilgimi çeken bir oyun değil ama eğer ki pilot olarak oynamayı istediğiniz bir Star Wars oyunu falan arıyorsanız Squadrons'u deneyebilirsiniz. Aslında beğenilmişti galiba ve fiyatı da bir triple A fiyatına çıkmamıştı zaten bu. Ve bak mesela ben bunu gözümden kaçırmışım. Final Fantasy 7 Remake 500'den 330'a düşmüş. Bu da bu yıl çıkmıştı zaten. Aslında bayağı bir beğenilmiş. Eğer ki oynamayı falan düşünüyorduysanız iyi fiyata düşmüş aslında. Zaten bu yılın en beğenilen oyunlarından birisi o da Final Fantasy'de. Onun dışında Tony Hawk falan filan, Resident Evil 3 bu fiyata değmez çünkü çok kısa bir oyundu. Doom Eternal indirime girmiş, %70 indirim almış neredeyse. Yani 500'den 150'ye düşmüş diyeyim, alınır. Yani eğer ki ilk Doom'u oynayıp beğenmişseniz Eternal'da, ilk Doom'un çok daha gelişmiş versiyonu zaten. Oynanış konusunda özellikle bayağı bir çeşitlilik getirmişlerdi. Bu yılın zaten en iyi oyunlarından Doom'da. Fall Guys falan filan, Spider-Man, Miles Morales çıkmışken falan, eğer ki Marvel Spider-Man oynamamışsanız güzel fiyata düşmüş. Game of the Year zaten DLC'leri de içinde. Yani oynamaya kalmamıştır zaten PlayStation 4 sahipleri arasından ama oynamamışsanız alın oynayın. Fiyatı gayet uygun böyle bir oyun için, baya iyi bir oyundu. Mafia Definitive Edition 200'e düşmüş, 260'tan. Aslında iyi bir oyun ya, fena bir oyun değil ama 200 biraz fazla gibi çünkü oyun da yeni. Star Wars Jedi Fallen Order, Yunan PlayStation Store'da da 30 euroydu bu, ben 40'a almıştım bu yıl. İyi oyundu aslında. Ya efsaneydi falan diyemem ama yine de iyi bir oyundu. Bu yıl oynadığım en iyi oyunlardan yine Star Wars Jedi Fallen Order'da. Ya bu fiyata alınır bence. Onun dışında Outer Worlds 130'a inmiş. %70 indirimden neredeyse alınır. Eğer ki RPG oyunu falan arıyorsanız şu zamanda. Gayet iyi bir RPG oyunu. Tabi biraz kısaydı diyorlardı. Ben de ilk birkaç saatini oynamıştım Outer Worlds'un. Mafia Trilogy 300'e inmiş. Yani hiçbir mafya oyununu oynamadıysanız alınabilir. Witcher 3 her zamanki gibi yine indirime girmiş. Her indirimde zaten söylüyorum, oynamaya kalmamıştır ama alın oynayın. Eğer ki oynamamış kişiler varsa aranızda. 70 liraya düşmüş zaten, hiçbir şey değil Witcher 3 için. Onun dışında God of War bayağı inmiş. Gerçi bizde de 10 euroydu. %50 indirim almış. Hepiniz oynamışsınız diye düşünüyorum. Yani oynamamışsanız da alın oynayın. Onun dışında Control. Bu benim almak istediğim oyundu. Ultimate Edition'ı zaten bu. PlayStation 5'e de galiba geliyordu bu versiyonla. 300'den 150'ye düşmüş değil mi? Yani Control bayağı iyi oyundu aslında. 2019'un en sevilen oyunlarından biriydi. Yani alınabilir. Ben de aslında alsam mı almasam mı dedim ama oynayacak daha oyunlarım olduğu için kontrolü başka bir ara alırım herhalde. En çok satanlar da bu şekildeymiş. Şimdi indirimlerin diğerlerine bir bakalım. Demin çoğundan bahsettiğim için şimdi burada direkt gözüme çarpan olursa onları söyleyeceğim bahsetmediklerimden. Mesela Cuphead. Bu da almayı düşündüğüm oyunlardan birisiydi. Zaten bu yıl geldi PlayStation 4'de, normalde Xbox'ta ve PC'de vardı. Bayağı yani beğenilen bir oyundu çoğu kişi tarafından ve 70 liraya inmiş. Yani zor bir oyundu. Eğer ki zor oyunlara katlanabiliyorsanız alın oynayın bence. Ben de alacağım zaten, bir ara 15 euroya düştü şu an Cuphead. Yani ileride alacağım Cuphead'i ben de kesinlikle. Kontrolü Cuphead oynarken kırmazsak iyidir ama neyse.
Onun dışında Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition'ı 130'a düşmüş 540'tan. Yani kesinlikle alınır. Ben de zaten Assassin's Creed Odyssey'yi bitirdim. Ama hala oynuyorum yani 60 saat falan oynadım neredeyse oyunu. Ve çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim Assassin's Creed Odyssey'nin. Yani herkes Origins'ten daha iyi olduğunu söylüyor zaten. Valhalla da bayağı beğenildi. Gerçi en iyi çıkış yapan oyun olmuş galiba Assassin's Creed'ler arasında. Onun dışında Nioh 2 var. Bu da bu yıl çıkmıştı. Samuray temalı zor olan bir oyun. Eğer ki zor oyunları seviyorsanız beğenebileceğiniz bir oyun Nioh 2. Biraz aslında az düşmüş. 430'muş, 250'ye düşmüş ama yani bu fiyatı aslında biraz daha düşmesini beklemek daha mantıklı gibi Nioh için. Onun dışında Dying Light var. Ben de onu geçen indirimlerde almıştım zaten DLC'siyle birlikte. Şu an 50 liraya düşmüş. Yani oynamamışsanız alın oynayın. Ben de oynamadım gerçi. Bir ara başlayacağım Dying Light'a. Çok güzel bir oyundu Dying Light. Ben biraz izlemiştim oyunu. Ve zombi temalı bir parkur oyunu. İkincisi de gelse çok çok iyi olacak. Onun dışında Metro Exodus 60 liraya düşmüş 180'den. Gerilim tarzında oyunları seviyorsanız Metro Exodus'u beğenirsiniz. Ben almıyorum. Fiyatı gayet uygun aslında ama bende ilk metrolar da var. Oynayamadım. O yüzden Exodus'tan da uzak duruyorum. Onun dışında Uncharted 4 falan zaten oynamışsınızdır. İyi fiyata düşmüş. %50 indirim almış. Onun dışında Resident Evil 7. Korku oyunu seviyorsanız alın. Sevmiyorsanız uzak durun. Baya baya korkunç. 40 liraya düşmüş o da. Kingdom Hearts'lar falan var bu arada. 2019'da çıkmıştı galiba Kingdom Hearts 3. JRPG seviyorsanız alın Kingdom Hearts'ı. 90 liraya düşmüş de pek beğenilen bir oyun değildi gibi. Aslında Kingdom Hearts'a hayran olan kişiler tarafından 3 pek beğenilmedi ama fiyatı iyi gibi. Onun dışında Dark Souls Remastered 150'ye inmiş 500'den. Oğlum bu oyun kaç yıllık lan? 500'e mi çıkmış bunun fiyatı? Yani Souls-like seviyorsanız onu oynayın. Ben Bloodborne'u daha bitiremediğim için diğerlerine başlamaya da pek niyetim yok. Onun dışında A Plague Tale Innocence. Ya bu bayağı övülen bir oyundu. Geçen yıl çıkmıştı. Ve AA bir oyuna göre gayet iyiydi. 70 lira, 65 liraya düşmüş zaten. Eğer ki merak ettiğiniz bir oyunsa alın oynayın bence. Fiyatı da gayet iyi. Ben de alsam mı almasam mı diye tereddütlüyüm aslında ama belki bir ara alıp oynarım. Daha fazla böyle gözüme çarpan pek oyun yok. Assassin's Creed Origins falan varmış da Odyssey almak daha mantıklı. İndirimler de bu şekildeymiş. Yine fena değil gibiler ama ben daha fazla bekliyordum. Çünkü geçen yılki Black Friday indiriminde nedense daha iyiydi diye hatırlıyorum ben indirimler. Ve hatta o zamanlarda daha az oyun oynadığım için diğer oyunların fiyatı ucuzlayınca bana daha iyi gelmiş olabilirler ama bu yılki Black Friday indirimlerinde de iyi indirimler var aslında. Yani benim de almayı düşündüklerimden 3 tane falan vardı. Ama yılbaşı indirimini bekleyeceğiz artık. Yılbaşı indiriminde de iyi bir indirim olacaktır diye düşünüyorum. O da herhalde bir ay sonra falan başlar. Yani bu şekildeydi PlayStation Store'daki Black Friday indirimleri de. Evet, burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.